Değerli Gazze mensupları, gazeteci yazar Aslan Balcı Bey ile 8 Şubat 2024 Perşembe günü Pakistan'da yapılan genel seçim sürecini ve sonuçlarını, ulusal ve uluslararası yansımalarını değerlendireceğiz. Sayın Aslan Bey, 3 yorum başlığımız var. Birinci sorumuz, Pakistan genel seçimin süreç ve sonuçlarını demokratik anlayış çerçevesinde nasıl okumalıyız? Buyurun hocam. Evet, böyle güzel bir ortam için teşekkür ediyorum. Güzel bir soruyla başladınız. Şimdi malumunuz 8 Şubat'ta Pakistan'da Ulusal Meclis ve Federal Meclis için seçimlere gidildi. Pakistan malumunuz 4 eyaletten oluşuyor. Bu 4 eyalet içinde her birinin ayrı ayrı hükümetleri, parlamentoları var. Buralar için seçimlere gidildi. Yani seçimlere giderken askeri bir vesayetin tam manasıyla olmaması seçim güvenliği açısından önemlidir. Nispeten seçimlere baktığımızda şeffaf bir ortamda seçime gidildiğini görüyoruz. Ancak ne var ki, yani Pakistan gibi ülkelerde ve tam demokrasinin oturmadığı ülkelerde her zaman seçimde hile şüphesi, yani olsa da olur, olmasa da devamlı bu gündemle her zaman gelir. Bu seçimde çok enteresan bir şey yaşandı. Bu aslında dünya tarafından da bundan sonra herhalde çok konuşulacak. İlk defa böyle bir seçimde yapay zeka kullanıldı. Yapay zekayı kullanan, şu anda hapiste bulunan eski başbakan İmran Khan'ın partisi, daha doğrusu İmran Khan'ın partisi yasaklı olduğundan dolayı seçimlere doğrudan katılamadı. Ancak adayları bağımsız olarak katıldı. Bütün toplantılarda, mitinglerde İmran Khan'ın yapay zekayla oluşturulan bir avatarı oluşturuldu. İmran Khan hapiste olmasına rağmen kendi ağzından aslında hiç öyle bir şey konuşmuyor, bir beyanat vermiyor. Ama bütün toplantılarda İmran Khan konuşuyormuş gibi bir silüet oluşturuldu, bir avatar oluşturuldu. Ve bu seçimden çok başarı elde edildi. Diğer partiler klasik yöntemlerle, işte normal mitingler yaparak, gazete, televizyonları, medyayı kullanarak seçimlerini yaptı. İmran Khan ekibi ise sadece avatarlarla milletin cep telefonlarına kadar ulaştı, evlerine kadar ulaştı ve seçimlerden birinci olarak çıktı. Bu aslında dediğim gibi seçim güvenliğinde açısından da önemli. Dünya tarihinin artık çok konuşulacaktır. Yani bunun hukuki altyapısı nedir, nasıl olur? O daha sonra konuşulacak. Genel anlamda baktığımızda evet seçimlerde bir güvenlik vardı. Ancak itirazlar özellikle Karaçi, Sindh eyaletine baktığımızda büyük itirazlar var. Özellikle Cemaat-i İslami ve İmran Khan'ın partisinin sandık çıkışındaki oylarla Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamış olduğu oylar arasında dağlar kadar fark var. Cemaat-i İslami'nin Sindh eyaletinde 15 vekilliğinin iptal edildi. Ulusal Meclis'te de 5 üyesinin üyeliği iptal edildiği ve başka partilere verildiği iddiası var. Bu aynı zamanda Belucistan'da da nispeten bu tip tartışmalar var. Burada en büyük hizmeti yaşayan partinin ülkenin köklü partilerinden birisi olan Cemaat-i İslam'ı olduğunu görüyoruz. Pakistan'daki arkadaşlarla yapmış olduğumuz konuşmalarda bunun sebebi ne olduğunu sorduğumuzda hemen hemen hepsi şunu söylüyor. Yani Cemaat-i İslam'ı olarak biz bu seçimde en iyi neticeyi beklediğimiz bir seçim olacaktı. Bütün eyaletlerde çok iyi bir netice beklememize rağmen ve sandık çıkışındaki ilk islak imzalı
tutanaklara baktığımızda bizim hem ulusal meclislerde hem ulusal mecliste hem federal meclislerde başarı elde ettiğimiz ama Yüksek Seçim Kurulu tarafından bütün oylarımızın çalındığı ve hiçbir milletvekili çıkaramadıklarını söylüyorlar. Bu aslında tabii ki kötü bir şey. Yani seçimin evet genel anlamda şiddetten uzak, terörden uzak yapıldı. Birkaç kez bombalamalar oldu ama bu çok da fazla şey değil. Böyle bir tartışma var. Ama bunun dışında genel anlamda baktığımızda bugün Pakistan'da bir istikrara ihtiyaç var. Sandığa gidilmesi gerekiyordu. Şu anda sandığa gidildi. Bir sonuç elde edildi ama hiçbir parti tek başına iktidar olamayacak konumda. Yine parçalı, yamalı bir hükümet sistemi ortada olacak. Ama dediğim gibi bu oyların Yüksek Seçim Kurulu tarafından başka partilere verilmesi çok büyük bir handikap. Avatar'ın, yapay zekanın özellikle Amerikalı şirketlerle yapılan anlaşmaya göre yapay zekanın kullanılması ayrı bir problem. Bunun dışında dediğim gibi seçim yani ülke açısından, halk açısından genel anlamda iyi oldu diyebilirim. Evet. Değerli hocam, ikinci sorumuz. Pakistan'da hükümeti hangi parti lideri ve nasıl kurabilir? Seçim sonrası açıklanan Evet. sonuçlara göre. Şu andaki seçim sonuçlarına göre demin de dediğim gibi hiçbir parti çoğunluğu elde edemedi. Yani tek başına hükümeti kuracak durumda kimse değil. Sadece eyaletlerde iki parti eyaletlerdeki hükümeti kurabiliyor. Bunlardan birisi Sindh eyaletinde Pakistan Halk Partisi Sindh eyaletinin 84 vekil çıkararak direktmen doğrudan hükümetini kurabilecek. Öbür tarafta da Hayber Pehtunva'da İmran Khan'ın partisi 90 milletvekili çıkarak burada hükümeti doğrudan kurabilecek. Ama Pencap ve Belucistan eyaletlerinde hiçbir parti çoğunluğu sağlayamadığı için oralı ve koalisyona gidecek. Fakat burada esas bizim ana noktamız olan ulusal meclisteki hükümeti kim kurabilecek? İmran Khan'ın partisi yasaklı olduğundan dolayı seçime doğrudan giremedi. Kendi adaylarını bağımsız adaylar olarak seçimlere soktu. Buna rağmen ülke genelinde 101 bağımsız aday seçimin birinci galip oldu. Bu da önemli bir olay. İkinci olarak Pakistan Müslim Lig'i partisi var. Eski Başbakan Nevaz Şerif'in liderliğini yapmış olduğu bu parti 75 sandalye kazanarak ikinci oldu. Suikaste kurban giden yine eski Başbakan olan Benazir Bhutto'nun oğlu Bilawal Bhutto Zardari'nin liderliğini yaptı. Pakistan Halk Partisi ise 54 milletvekili. Bir ara 53 demişlerdi. Şu anda yanılmıyorsam 54 çünkü hala itirazlar devam ediyor. 54 milletvekili çıkararak üçüncü parti oldu. MQM dediğimiz Birleşik Halk Partisi, Halk Hareketi Partisi ise 17 milletvekili çıkararak dördüncü oldu. Şimdi bu tabloya baktığımızda hiçbirisi çoğunluğu elde edemiyor. Çoğunluk elde edebilmek için 336 sandalyeli mecliste bir partinin en az 169 sandalyeye, 169 vekile ihtiyacı var. Şu anda hiçbir parti bu çoğunluğu elde edemiyor. Bir de şu var, seçimlere giderken 70 tane bir kontenjan var. Bunların 60 tanesi kadınlar için, 10 tanesi azınlıklar için. Bunlar doğrudan seçilmiyor. Partilerin almış olduğu oy oranına göre
Yüksek Seçim Kurulu bu 70 kişi partilere daha önce göstermiş oldukları kadın ve azınlık adaylarına göre dağıtılıyor. Bu da nispi oy sistemine göre yapıldığı söyleniyor. Fakat bu 70 milletvekilden pay alabilmek için Millet Meclisi'ne bir parti, siyasi parti adı altında olunmak gerekiyor. Şimdi seçimin birinci galibi olan PTI dediğimiz İmrakhan'ın partisi bir yasaklı parti olduğundan dolayı seçimlere giremedi. Bir partisi yok. Dolayısıyla İmrakhan'ın adamları 93 milletvekili olduğu söyleniyor. Bu 101 bağımsızın 93'ü İmrakhan'ın partisinden. Bunlar şimdi bir tane bir parti bulup parti çatısı altında orada birleşmeleri gerekiyor. Ben yapmış olduğum konuşmalarda arkadaşlar, Pakistan'daki gazeteci arkadaşlar şunu diyorlar. Cemaat-i İslami ile İmrakhan arasında daha önce bir anlaşma vardı. Biz bağımsız gireceğiz fakat daha sonra sizin şemsiyeniz altında meclise gireceğiz diye bir anlaşmaları vardı. Fakat bundan dolayı diyorlar Cemaat-i İslam'ın hiçbir üyesini bile meclise sokmadılar. Böylelikle İmrakhan'ı da bu 70 milletvekilinden mahrum etmek, ayrıca bir de buna bir grup kurdurtmamak. Diğer küçük partiler var. Onlara tam güvenemiyorlar. Çünkü bir partinin altında toplanılacak o partinin lideri veyahut da yönetim kurulumları başka işler yapabilir. Ona güvenmiyor ama Cemaat-i İslami'ye güvenimiz vardı diyorlar. Şimdi bu 70 milletvekili önemli bir vekil. Hangi parti alırsa ve hangi partiyle buradan pay alırsa sayıları artacaktır. Ama buna göre ilk etapta zaten şu anda da yine hükümette ortaklıkları bulunan Pakistan Halk Partisi, Nevaz Şerif'in partisi hemen görüşmelere başladılar. Ortak koalisyon görüşme yapıyorlar. Bir de şunu söyleyeyim, Pakistan Halk Partisi burada kilit noktadadır. PPP olmadan hiçbir kombinasyonda hükümet kurulamıyor. O mutlaka PPP işin ucunda olması lazım. Bunu bilen Bilal Bhutto eline fırsat geçmişken ben niye başbakan olmayayım? Kendi başbakanlığını öne sürerek görüşmeler yapmak istiyor. Hatta şöyle açıklamalar yapıyor. Yani yaşlı olan liderlerin artık bu ülkeye vereceği bir şeysi yok. Dolayısıyla ben daha gencim, 35 yaşındayım, tecrübem var. Daha önceden de işte Dışişleri Bakanlığı yaptım. İşte babam eski cumhurbaşkanı, annem eski başbakan, dedem zaten eski devlet başkanı yine. Yani her taraftan benim yaşım küçük olsa da tecrübem var diyerekten kendisi kendi liderliğini kabul ettirmeye çalışıyor. PPP'de kendi arasında kendi liderliğini için bir çalışma yapıyor. Nevaz Şerif de kendi başbakanlığı için, kendisi için değil kardeşi için başbakanlık istiyor. Fakat en korkulan, burada vaktimiz kalmadı, hiçbirisinin anlaşamaması neticesinde ordunun tekrar darbe yapması, ordunun tekrar iş başına gelmesine korkuluyor. Bu belki doğrudan darbe olmayabilir ama bizdeki 28 Şubat'taki gibi postmodern darbeyle askerlerin tekrar iş başına gelmesi konuşuluyor. Değerli evet hocam, üçüncü sorumuz Pakistan genel seçimlerin uluslararası yansıması nedir? Evet, Pakistan yani önemli bir konuma sahip olduğundan dolayı Pakistan'a yapılan olan seçimler her zaman gündemde gelir. Yani malumunuz Pakistan atom bombasına sahip olan önemli ülkelerden birisi ve etrafında devamlı işte problemli ülkeler var, sıkıntıları olan ülkeler var. Dolayısıyla dünya kamuoyuna hem kendi kamuoyu hem komşuları hem dünya kamuoyu tarafından dikkatle takip ediliyor. Seçim sonuçları ülkenin iç güvenlik politikalarını ve terörle mücadele stratejilerinin geleceğine önemli etki eden faktörlerden birisidir.
Sonuçlara baktığımızda bölgedeki güvenlik ve terörle mücadele birlikte uluslararası yabancı yatırımcıların Pakistan'a yatırım yapmaları açısından da önemlidir. Kısacası ülkenin bölgesel ve küresel bağlantıları, güvenlik durumu, ekonomik politikaları ve demokratik gelişmeleri uluslararası toplum tarafından dediğim gibi takip ediliyor. Burada önemli noktalardan birisi sınır sorunu yaşadığı ve siyasi sorun yaşadığı mültecilerle arasında sorun olan Afganistan var malumunuz komşusu. Afganistan'ı ilgilendiren bir sonuçtur bunlar. Yine tarihi düşmanlıkları olan Keşmir sorunundan dolayı tarihi düşmanlıkları olan Hindistan var. Bir yol bir kuşak projesi ile Pakistan'a büyük yatırımlar yapmış olan Çin'i ilgilendiriyor bu sonuçlar. Son zamanlarda neredeyse savaşmanın eşiğine geldiği Belucistan eyaletiyle komşu olan, oradaki şiddet ve terör örgütleriyle sıkıntıları olan İran'ı ilgilendiriyor. Bu ülkeler, özellikle bu komşu ülkeler yakından seçimlerin durumunu yakından takip ediyorlar. Tabii ki Türkiye olarak da biz dost ve kardeş olan Pakistan'ın her zaman istikrarından yanayız, ekonomiden kalkınmasına yanayız. Türkiye'yi de tabii ki ilgilendiriyor fakat en çok saymış olduğum dört komşu ülke çok daha fazla dikkat buraya kesiliyor. Tabii ki atom bombasının olması nedeniyle Amerika ve İsrail her zaman zaten Pakistan üzerine bir baskısı, bir etkisi vardı. Bunlar da yakından takip ediyorlar olayı. Tabii ki öyle tahmin ediyorum ki askerlerle birlikte yani Pakistan'ın ordusuna yani darbe yapmak isteyen ordunun içerisindeki insanlarla uluslararası emperyalist güçler Pakistan'ın güçlü bir hükümet, güçlü bir devlet olmasını hiçbir zaman istemiyorlar. Böyle bölük pörçük işte değişik koalisyonların yapılacağı bir hükümetle birlikte yönetilmesini isterler. Bu da hem zayıf bir Pakistan hem askerlerin masasına güzel bir şekilde yem olacak hem de uluslararası emperyalist kuruluşlar, emperyalist ülkeler tarafından daha rahat bir şekilde yönetilecek diye düşünüyorum. Evet, değerli hocam, yapmış olduğunuz bu yorumlar için teşekkür ederiz. GASAM olarak biz 2024 yılında yapılan Pakistan seçimi ve demokrasi anlayışı konusunu objektif ve tarafsız olarak kamuoyuyla paylaşmış olduk. GASAM, bölgenin siyasi, ekonomi ve kültürel gelişmelerini yansıtmak için çalışmalarına devam edecektir. Tüm mensuplarımızın bu konuda bilgilendirmeyi bir düşünce, bir çalışma alanı olarak görüyoruz. Ve bugünkü programımıza katıldığınız için de teşekkür ederiz.